Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, statistik. Anlaşılacağı üzere istatistik. Dilerseniz dersimiz başlasın. İstatistik deyince aklımıza ne gelmeli? Arkadaşlar, istatistik denildiğinde herhangi bir konuda, aklınıza gelebilecek her konuda istatistik alınabilir. İstatistikteki olay şudur, çeşitli veriler toplanır, değerlendirilir ve çeşitli noktalarda incelemeye alınır, değerlendirilir. Bu noktada bunun Almanca'da, yani bu istatistiki, bu toplanan verilerin ne şekilde değerlendirildiği, Almanca'da, yani bu Almanca'da nasıl yorumlanması gerektiğini inceliyor olacağız. Dilerseniz ilk maddeye bakacak olursak, aynı Statistik Beschreiben maddesine baktığımızda arkadaşlar, Beschreiben neydi? Tanımlamak demekti, açıklamak demekti, öyle değil mi? Demek ki aynı Statistik Beschreiben ne yapmış oluyoruz? Burada bir istatistiği tanıtıyoruz. İşte bu istatistik bunun hakkındadır gibi. Dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım. Ne diyor ilk örnek? Die Statistik ist im Jahr von Behörde oder Institution erhoben worden. Evet, bu yapıya baktığımızda arkadaşlar, demek ki ben istatistiki bir bilgi verecek olursam, söz gelimi bir sunum yapacağım ve burada çeşitli diyagramlar var. Onları da birazdan görüyor olacağız arkadaşlar. Ne demek istediğimi orada anlatacağım. Demek ki istatistik, işte falanca yılına ait diyecek olursam arkadaşlar, die Statistik ist im Jahr, söz gelimi 2016 diyelim, ist im Jahr 2016 von, bakın burada Behörde, merci, makam anlamına gelen Behörde'yi görüyoruz. Ya da Institution, bu da adından anlaşılacağı üzere enstitü anlamına geliyor. İşte falanca makam, falanca enstitü tarafından işte şu yılda yapıldı anlamına gelmiş oluyor. Bakın arkadaşlar, burada erhoben worden yapısını görüyoruz. Erhoben, erheben demek aslında bu kaldırmak demek arkadaşlar. Ancak buradaki anlamı şu, işte falanca makam tarafından şu yılda yapıldı denmiş oluyor. Dolayısıyla Türkçe ile böyle birebir çeviremiyoruz. Çünkü erheben kaldırmak demek. Şöyle diyebiliriz güzel Türkçemizde. Yapıldı, edildi. O makam tarafından ele alındı da denilebilir. Demek ki die Statistik ist im Jahr von Behörde oder Institution erhoben worden. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Der Untersuchungsgegenstand ist. Evet, Gegenstand arkadaşlar nesne demek. Untersuchen bu daha çok arkadaşlar işte tıpta bir doktorun muayene etmesi için kullanılan Untersuchen eyleminin isim halini görüyoruz. Untersuchung demek ki araştırma da diyebiliriz arkadaşlar. Gegenstand da nesne, araştırma nesnesi. Ama güzel Türkçemizde biz buna ne deriz? Araştırma nesnesi demeyiz de ne deriz? Araştırma konusu, istatistik konusu deriz, öyle değil mi? Buraya demek ki ben ilgili konuyu yazmam gerekiyor. Dolayısıyla işte araştırma konusu bu derken, demek ki der Untersuchungsgegenstand ist demiş oluyorum. Demek ki araştırma konusu şuymuş anlamında. Evet, az önce söylemiş olduğum diyagram ya da grafik şekillerine baktığımızda, die Statistik, die Grafik, das Balkendiagramm, das Kreisdiagramm zeigt. Evet, zeigen göstermek demek arkadaşlar. Die Statistik, bunu biliyoruz. Die Grafik, değil mi? Grafik demek. Das Balkendiagramm, evet arkadaşlar, das Balkendiagramm denildiğinde çubuk diyagram deniliyor. Tıpkı burada olduğu gibi arkadaşlar, çubuk diyagram demek ki tıpkı burada olduğu gibi das Balkendiagramm olarak ele alınıyor Almanca'da. Das Kreisdiagramm, Kreis yuvarlak ya da çember arkadaşlar. Çember diyagram ya da güzel Türkçemizde ne diyoruz? Pasta dilimi şeklinde kullanılıyor, öyle değil mi arkadaşlar? Bu grafik şekli. Dolayısıyla önümüzdeki
istatistik, söz gelimi grafikten oluşuyorsa, die grafik diyeceğiz ya da istatistiki bir veriden oluşuyorsa, die statistik diyeceğim. Çubuk diagram diyecek olursam, das Balkendiagramm diyeceğim ya da pasta dilimi şeklinde ise das Kreisdiagramm demem gerekiyor. İşte bu diagram bunu göstermekte derken o zaman ne diyeceğim? Das Kreisdiagramm zeigt, demek ki pasta dilimi bunu gösteriyor. Ya da çubuk grafiği bunu gösteriyor derken das Balkendiagramm zeigt diyeceğim. Grafik şunu gösteriyor derken die Grafik zeigt diyeceğim. Ya da istatistik şunu gösteriyor derken die Statistik zeigt demiş olacağım. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar bakın bunların hepsi bir giriş niteliği taşıyan. Grafik ya da bu istatistik bunu göstermekte denilmekte. Dolayısıyla sunumun girişini kapsamakta. Dolayısıyla buraya baktığımızda arkadaşlar die Statistik gibt Information über. Evet, bu da gayet anlaşılır bir cümle, öyle değil mi? Ne diyor bu cümle arkadaşlar? Die Statistik, yani istatistik bilgi veriyor, değil mi? Geben, tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi vermek demek, değil mi? Bilgi veriyor. Ne hakkında? Über. İşte falanca konu hakkında bilgi veriyor derken istatistik, toparlayacak olursak istatistik falanca konu hakkında bilgi veriyor diyecek olursam die Statistik gibt Information über demem gerekiyor. Aynı şekilde arkadaşlar burada die Grafik stellt da. Da stellen arkadaşlar bu genellikle daha önceden de görmüştük bunu. Darstellen bir şeyi sahnelemek anlamında. Bunu sahne sanatlarında kullanabileceğimiz gibi işte sinemada da gene kullanılabiliyor. Darsteller deniliyor hatta oyuncular için, öyle değil mi? Ancak burada grafik şunu göstermekte demiş oluyorum. Dolayısıyla die Grafik stellt da dediğimde demek ki grafik falanca konuyu göstermektedir, ortaya koymaktadır denmiş oluruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar die meisten, bakın burada artık çoğunluk ya da azınlık derken die meisten ile devam eden bir cümle yapısını görüyoruz. Demek ki çoğunluk die meisten, azınlık diyecek olursak arkadaşlar die wenigsten, bakın wenig neydi? Az demekti. Dolayısıyla azınlıkta olan die wenigsten ile başlayan bir cümleyi görmüş oluyoruz burada. Bir sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar die große Mehrheit ya da die knappe Mehrheit, aynı şekilde die große Minderheit, die knappe Minderheit. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar groß büyük demekti. Mehrheit, Mehrheit çoğunluk, yani pastanın büyük bölümü anlamına gelen Mehrheit. Burada isim haliyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın üstteki cümleyle aslında anlam olarak örtüşüyor. Şöyle ki die meisten, çoğu söz gelimi, çoğu çalışan diyelim. Die meisten Arbeiter, çoğu çalışan derken die meisten Arbeiter. Ancak ben büyük bir bölümü diyecek olursam die große Mehrheit da diyebilirim. Aynı şekilde die wenigsten demiştik. Die wenigsten az, en azı anlamında. Bakın bunun yerine de die Minderheit diyebiliyorum. Burada knapp'ı görüyoruz arkadaşlar. Knapp da arkadaşlar dolaylarında yaklaşık anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla yaklaşık bir çoğunluk denildiğinde, tabi burada bir grafik incelendiğinde daha bir anlam kazanmış oluyor. Çünkü biri bir anlatıldığında biraz ikilemde kalabiliyor insan. Dolayısıyla yaklaşık yaklaşık orandaki çoğunluk da diyebiliriz. Die knappe Mehrheit. Aynı şekilde Minderheit için de pastanın az olan bölümü için kullanılabiliriz. Dolayısıyla pastanın az bölümündeki çoğunluk diyecek olursak die große Minderheit demiş olurum. Ya da die knappe, yaklaşık olan o pasta dilimindeki az olan bölümünü kastetmiş olurum. Die knappe Minderheit diyerekten. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Die Statistik ist im Jahr von erhoben worden.
Die Statistik ist im Jahr von erhoben worden. Der Untersuchungsgegenstand ist. Der Untersuchungsgegenstand ist. Die Statistik zeigt. Die Grafik zeigt. Das Balkendiagramm zeigt. Das Kreisdiagramm zeigt. Die Statistik gibt Information über. Die Statistik gibt Information über. Die Grafik stellt dar. Die Grafik stellt dar. Die meisten, die wenigsten, die große Mehrheit, die knappe Mehrheit, die große Minderheit, die knappe Minderheit. İstatistikleri tanımlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bu sefer mehr als die Hälfte, evet, halb, Hälfte, yarısı demek arkadaşlar. Mehr als die Hälfte, yarısından fazlası derken demek ki mehr als die Hälfte ile başlayan bir cümle kurmam gerekiyor. 20, yani %20'nin fazlasını diyecek olursam, Almanca'da arkadaşlar yüzde işaretini sayıdan sonra getiriyorum. Yani 20%, dolayısıyla %20'nin fazlası diyecek olursam, mehr als 20% demem gerekiyor. Demek ki yarısından fazlası derken ne diyecekmişiz? Mehr als die Hälfte. %20'den fazlası derken de mehr als 20% demem gerekiyor. Grafiğimi ya da o ilgili istatistiğimi ne yaparken, açıklarken. Buraya baktığımızda arkadaşlar 1 bölü 4 arkadaşlar 1 bölü 4 ein Viertel olarak söyleniyor. Dolayısıyla 1 bölü 4 ein Viertel, evet, büyüktür işareti. Demek ki 1 bölü 4'ün 1 bölü 4'ten fazlası diyecek olursam ne demem gerekiyor? Mehr als ein Viertel demem gerekiyor. Demek ki 1 bölü 4'ün fazlası derken mehr als ein Viertel demem gerekiyormuş. Bunun tam tersi 1 bölü 3 diyeceğim ve küçüktür işaretini görüyoruz arkadaşlar. 1 bölü 3 dediğimizde ein Drittel demem gerekiyor. Demek ki ein Drittel neymiş? 1 bölü 3 demekmiş. Küçük denildiğinden dolayı küçük işareti var. Dolayısıyla ne demem gerekecek? Weniger als. Dolayısıyla 1 bölü 3'ün 1 bölü 3'ten az diyecek olursam weniger als ein Drittel. Demek ki 1 bölü 3'ten daha az derken weniger als ein Drittel demem gerekiyor. Aynı şekilde buraya baktığımızda weniger als 3%, yani %3'ün azı, yani %3'ten daha da az değil mi? Az önce ne görmüştük? %20'den fazla derken mehr als 20% dedik. Ancak %3'ün de azı diyecek olursam weniger als 3% demem gerekiyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar ilk başta şu görülür derken an erster Stelle diyeceğim. Demek ki Stelle durum, pozisyon anlamında ilk başta şu görülmektedir derken an erster Stelle steht. Evet, bakın. İlk başta şu bulunmaktadır derken an erster Stelle steht demem gerekiyor. Ya da birden fazla olan bir şey varsa işte ne olabilir? İşte çalışanlar ve ne diyelim ve işsizler oranı diyecek olursam iki şeyden bahsediyor olacağım. Dolayısıyla stehen demem gerekiyor. Ancak bir tane konu hakkında konuşuyor oluyorsam ne diyeceğim bu durumda? An erster Stelle steht demem gerekiyor. Ve cümlenin devamında da sieht man
şu görülmektedir deniliyor. Yani şimdi ben burada sunumumu yapıyorum ve bu istatistiki bilgileri, değil mi, bu verileri analiz ediyorum. Dolayısıyla bu verileri analiz ederken ilk durumda işte işsizler ve işsizlikler, değil mi, işsiz olanların oranı bulunmaktadır ve dolayısıyla şu görülmektedir ile devam eden bir cümleyi görüyoruz. Zietman ile devam ediyor demek ki cümle. Aynı şekilde arkadaşlar an erster Stelle yerine an letzter Stelle, yani en son durumda olan, öyle değil mi? En son durumda olan derken an letzter Stelle steht ya da stehen, değil mi? Bir ya da birden fazla. Artık neyi anlattığımla ilintili bu. Zietman şu görülmektedir deniliyor. Bakın burada unterster Stelle, unter neydi arkadaşlar? Aşağıda, en aşağı seviyede, en aşağı noktada. Mesela işte çubuk diyagramı diyelim ki, şu az önceki göstermiş oldum, değil mi? Şu an göstermekte olduğum çubuk diyagramı dikey değil de yatay vaziyette olmuş olsaydı ve en alt noktadaki diyecek olsaydım ve o grafiği, o istatistiği analiz ediyor olsaydım, o zaman ne diyecektim? An unterster Stelle steht demem gerekiyordu ve cümlenin devamı neyle devam edecek? Tabii bu bir alternatiftir. Zietman şu görülmektedir denilmiş oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Mehr als die Hälfte mehr als 20%, mehr als 20%, mehr als ein Viertel, mehr als ein Viertel, weniger als ein Drittel, weniger als ein Drittel, weniger als 3%, weniger als 3%. An erster Stelle steht sieht man. An erster Stelle stehen, sieht man. An letzter Stelle steht, sieht man. An unterster Stelle stehen, sieht man. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, auf Platz 1 steht cümlesini görüyoruz. Auf Platz 1, birinci sırada anlamına geliyor. Demek ki birinci sırada şu olmaktadır, şu durmaktadır derken auf Platz 1 steht demiş oluyorum. Eine verschwindend kleine Menge nur 1%. Evet, bu cümle bize ne diyor? Verschwinden kaybolmak demek arkadaşlar. Yok olmak, kaybolmak anlamında verschwinden. Verschwindend kleine Menge derken burada ne demek istenmiş olabilir? Menge bir sayıdan bahsederken arkadaşlar, belli bir sayıdan bahsederken kleine Menge küçük bir oran dediğimde kleine Menge demiş oluyorum. Eine verschwindend kleine Menge derken yok olmakta olan küçük bir olan, kaybolmakta olan küçük bir olan, ki virgülden sonra bu oran da verilmiş, sadece diyor nur 1%, sadece %1. Yani bu çok çok ufak bir oran ve bitmekte, kaybolmakta olan bir oran olduğundan dolayı, dolayısıyla ne denmiş? Eine verschwindend kleine Menge nur 1%. Yani kaybolmakta olan küçük bir olan, sadece %1 derken demek ki eine verschwindend kleine Menge nur 1% denmiş oluyor. Knapp die Hälfte denilirken arkadaşlar, az önce de knapp için söylemiştim. Yaklaşık ya da ucu ucuna diyecek olursak knapp die Hälfte denmiş oluyor. Halbe Hälfte yarım. Dolayısıyla yarımın, yani ucu ucuna, yarıma yakın derken knapp die Hälfte denmiş oluyor. Ya da %20 dolaylarında diyecek olursak knapp 20% derken ucu ucuna %20'ye zorlayan diyebiliriz. Dolayısıyla knapp 20% denilebilir. Ungefähr die Hälfte. Evet, ungefähr
yaklaşık demek arkadaşlar. Demek ki ungefähr die Hälfte yaklaşık, yani yaklaşık yarısı kadar derken ungefähr die Hälfte demem gerekiyor. Ein Drittel, evet bunu az önce görmüştük. Ein Drittel neydi? 1 bölü 3. Dolayısıyla 1 bölü 3'e yaklaşık, değil mi? Yaklaşık 1 bölü 3. Dolayısıyla ungefähr ein Drittel diyeceğim. Dolayısıyla burayı tekrarlarken die Hälfte, ungefähr die Hälfte yaklaşık yarısı kadar, ungefähr die Hälfte yaklaşık 1 bölü 3'ü kadar, ungefähr ein Drittel. Ein Viertel, bunu da az önce gördük. Neydi ein Viertel? 1 bölü 4 anlamına geliyordu. Dolayısıyla yaklaşık 1 bölü 4 derken ungefähr ein Viertel demem gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Auf Platz 1 steht. Auf Platz 1 steht. Eine verschwindend kleine Menge, nur 1%. Eine verschwindend kleine Menge, nur 1%. Knapp die Hälfte. Knapp die Hälfte. Knapp 20%. Knapp 20%. Ungefähr die Hälfte. Ungefähr die Hälfte. Ungefähr ein Drittel. Ungefähr ein Drittel. Ungefähr ein Viertel. Ungefähr ein Viertel. Şimdi arkadaşlar, statistik başlığın alt başlığına bakacak olursak, eine Statistik bewerten, evet, eine Statistik, bir istatistiği bewerten, değerlendirmek. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada çeşitli verileri, çeşitli oranları, işte pasta dilimi, öyle değil mi? Bu çubuk diyagramını, çeşitli grafikleri artık masaya yatırıyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Buraya baktığımızda auffällig ile başlayan bir cümle görüyoruz arkadaşlar. Auffällig, bariz, açık demek. Demek ki auffällig, bariz, açık demekmiş. Bemerkenswert, bu da arkadaşlar dikkate değer demek. Bemerkenswert demek ki dikkate değer demekmiş. Interessant, evet bu da anlaşılacağı üzere. İlginç olan şudur ki ile başlayan cümle yapıları bunlar arkadaşlar. Demek ki auffällig ist ile, bemerkenswert ist ile ya da interessant ist ile bir cümle kurabiliyoruz. Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi. Ne diyor? Auffällig ist das. Bakın burada das cümlelerini görüyoruz. Auffällig ist das. İşte falanca yüzde de, değil mi? Ne diyelim? 20% meinen, sagen, sind. Meinen neydi arkadaşlar? Fikrinde olmak, değil mi? Açık olan şu ki, işte %20 olan insanlar şu fikirde diyecek olursam meinen demiş oluyorum. Ya da şunu söylüyor derken sagen demiş oluyorum. Ya da sind ile devam eden bir yapıda ki bir şeyi ne yapmış oluyorum? Bu cümleyle ortaya koymuş oluyorum, anlatmış oluyorum. Demek ki auffällig ist das Prozent meinen ya da bemerkenswert ist das Prozent sagen ja, ya da interessant ist das Prozent sind ile cümleyi ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Bu istatistiği değerlendirmiş oluyorum. Ya da diğer bir değerlendirme cümlesine bakacak olursak arkadaşlar. Im Vergleich dazu. Bakın arkadaşlar, burada ne yapmış oluyorum? Gene bu verileri anlattım, işledim bu verileri. Ondan sonra diyorum ki im Vergleich. Vergleich neydi? Kıyaslamak demekti, öyle değil mi? Dolayısıyla bunu buna kıyasıya, yani bunu kıyasladığımızda şu diyeceğim. Im Vergleich dazu ile devam eden bir cümle ile ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Değerlendirmeyi devam ettirmiş oluyorum. Demek ki şununla kıyaslayacak olursak derken
im Vergleich dazu demiş oluyorum. Im Gegensatz zu. Evet arkadaşlar, gegen neydi? Bir şeye karşı demekti. Dolayısıyla buna karşı, buna karşın deriz, öyle değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla siz bir araştırmayı yapıyorsunuz değil mi? Masaya yatırdınız birçok veriyi. Ondan sonra değerlendirme noktasında diyorsunuz ki buna karşın da bu. Im Gegensatz zu demiş oluyorum ve argümanımı ne yapmış oluyorum? Değerlendirmiş oluyorum, kapatmış oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Auffällig ist das Prozent meinen. Bemerkenswert ist das Prozent sind. Interessant ist das Prozent sagen. Im Vergleich dazu. Im Vergleich dazu. Im Gegensatz zu. Im Gegensatz zu. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. İstatistikle ilgili ya da statistikle ilgili dersin sonuna geldik. Ancak konunun sonuna gelmedik arkadaşlar. İstatistiğe giriş olarak da değerlendirebiliriz bu dersimizi arkadaşlar. Bunun ardından çok çeşitli örneklerle bu durumu pekiştiriyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.